İnkılapla ilgili olarak aslında dinden soğutma gayesi de güttüğü üzerine bir konuşma geçti ya. Siz böyle bir yorum yaptınız ya, diyor ki Atatürk'ün Kur'an'ı Türkçe meal ettirmesi aslında bir devrimdir. Bunu niye hatırlamıyor diye yazmış. Atatürk Kur'an'ı neden Türkçe'ye çevirdi biliyor mu acaba bu arkadaş? Neden çevirdi hocam? Siz Onu söyleyin. Kazım Karabekir'le Atatürk'ün arasında geçen bir konuşma var. Lütfen o konuşmada Atatürk'ün o konuda ne söylediğini araştırsın ve öğrensin bu arkadaşımız. Ben burada söylersem bir takım kimseler hop oturup hop kalkacaklardır yerlerinde. Çünkü tenkide tahammülümüz yok bizim. Ama Atatürk'ün Kazım Karabekir Paşa'ya Kur'an'ı tercüme ettirdiği zaman söylediği bir cümle var. Çok mühim bir cümledir. Onu öğrensin arkadaşlar. Ama siz ısrar ederseniz söyleyebilirim. Söyleyin. Söyleyeyim. Diyor ki Atatürk, Karabekir Kur'an'ı Türkçe'ye çevirttirdim. Millet okusun ve o Arap oğlunun, peygamberden bahsediyor, o Arap oğlunun ne yaveler yediğini görsün diyor. Atatürk'ün Kur'an'ı Türkçe'ye çevirmesinin başında bu geliyor. Eğer isterseniz ben beraberinde getirdim. Atatürk zamanında okutulan 4 ciltlik tarihimiz vardır. O tarihte İslamiyet'le ilgili, peygamberle ilgili söylenenleri burada size okuyabilirim. Muhammed kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı bir dine vatandaşlarını davet etmeye başladı. Bunun ismi İslam'dır diyor. Niye malum bunun doğru olduğu? Neyin doğru olduğu? Bu anlattığınızın doğru olduğunu ya Ben da size kitap sizin göstereyim. okuduğunuzun da yanlış ifade etmeyeyim, özür dilerim. Yani sizin Hayır. okuduğunuzun doğru olduğu ne malum? Efendim tarih kitabı bu. Tarih kitabı bu. Tarih kitabında Tamam, o tarih kitabının 1900 kaynağının doğru olduğunu nereden biliyoruz? bunu devrin en önemli şahısları yazmışlar. Kimler yazmış biliyor musunuz? Bu kitabın başında var. Onu size okuyayım. 1931 yılında Devlet Matbaası'nda basılmış. Mustafa Tevfik Bey bu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Samih Rıfat Bey Çanakkale Milletvekili, o Oktay Rıfat'ın babası, Yusuf Akçuroğlu Profesör, İstanbul Milletvekili, Doktor Reşit Galip Bey, Aydın Milletvekili, Hasan Cemil Bey, Balıkesir Milletvekili, Afet Hanımefendi Evet. biliyorsunuz, Muski Muallim Mektebi'nde öğretmen, efendim İsmail Hakkı Bey, Balıkesir Milletvekili, Reşit Saffet Bey, Kocaeli Milletvekili, Sadri Maksudi Arsal, Şebin Karahisar Milletvekili, Şemsettin Sami Bey, affedersiniz, Şemsettin Bey, Sivas Milletvekili, Şemsi Bey, Miralay, Yusuf Ziya Bey, Eskişehir Yusuf Milletvekili. Ziya Ortaç. Hayır, bu Yusuf Ziya Ortaç değil, Değil başka mi? Yusuf Ziya. Şu kitabı gösterin ama ben de çok merak ettim bunu. Ben, Şimdi evet. buradan ben Belge size, belge gösteriyor hocam. Bunu buradan okumak ben lazım. size evet okuyayım. Hocam bu o kadar ağır bir şey ki, şimdi az önce söylemek istemediğinizi, neden söylemek istemediğinizi şimdi anlıyorum. Sonuçta vefat etmiş olan, göçmüş bir insandan Ama bahsediyoruz ve bir söz konusu olan da devrin onun çok. imanı ile ilgili bir Burada durum. kitabın 89. sayfasında Muhammed'in daveti bölümünde diyor ki Muhammed Mekke'de müşriklik muhitinde ve tesirinde büyümüş olmasına rağmen dini meseleler ve dini düşünceler pek derin bir surette zihni işgal ediyordu. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu, yani bu tarih kitabına göre Kur'an Allah tarafından vahiy yoluyla bildirilmemiş de Hazreti Peygamber bir tarafa çekilerek Kur'an'ı kendisi uydurmuş gibi anlatılıyor. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davet etti. Buna İslam denir diyor. Kur'an ve vahiy Muhammed'in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur'an denir diyor. İlk vahiy diyor ki Muhammed uzun bir devirdeki tefekkürlerinin mahsulü olan ayetleri lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi surette kaniydi diyor. Kur'an'ı doğrudan doğruya bizim okullarımızda, liselerimizde 1950 yılına kadar okutulan resmi tarih kitabıdır bu ve devlet matbaasında basılmıştır. Bu tarih kitabında çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olmadığı, doğrudan doğruya Hazreti Peygamber'in uydurmalarından ibaret bulunduğu telkin edilmiştir. Hocam bunlar çok ağır ithamlar. Yok niye ağır? Efendim kitap var ortada. Nasıl ağır itham? Ama biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz. Okumadım, merak ettim ben de. Bunu duyduğum çok ilginç. Efendim Okumadım. tarih kitabı bu. Okumadım. Devletin çıkarmış olduğu tarih kitabı. Merak eden okur kitabında. Sonuçta
bir insan inansa da inanmasa da yargılamak birincisi tabii ki bize düşmez. Evet. bunun karşılığı hani ahirette. Ben tabii bu durumdan, bunun ifade edilmiş olmasından dolayı şu anda huzursuzluk yaşıyorum. Dediğim gibi bunların doğru olup olmadığını efendim, şu anda üzerine ben hiçbir şey söyleyemem. O zaman aziz seyircilerimiz araştırsınlar 1950 yılına kadar okutulan tarih kitapları kimler tarafından yazılmış ve ne zaman ortadan kaldırmış, araştırsınlar, öğrensinler. Ama araştırmadan, okunmadan itiraz etmek de bence doğru bir yol değil. Şunu da söylemek istiyorum. Artık bizim için mecburiyet haline geldi. O zaman biz Atatürk ve din üzerine bir program yapmak zorundayız şu dakika itibariyle. Evet, cesaretli demezler, konuşamazlar efendim. Bizim ne kadar, sizin ne kadar inanmak hakkınız varsa, bir takım kimselerin de, Atatürk de buna dahildir, onların da inanmamak hakları vardır. Herhangi bir kimseyi siz bir Müslüman olarak inanmadığı için suçlayamazsınız katiyen. Dinde çünkü zorlamak yoktur. Ayet-i kerimeyle sabit, la ikraha fiddin diyor. Dinde zorlamak yoktur. İnanır inanır, inanmaz inanmaz. Fakat ortada böyle eserler var. Peki siz lütfen şu Kamalizm kitabının altını çizdiğim kısmını okur musunuz? Kamalizm bunların üstünde yalnız yaşamak dinini aşılayan ve bütün prensiplerini ekonomik temeller üzerine kuran bir dindir. Tamam. Dindir mi? Kim yazmış bu kitabı biliyor musunuz? Şeref Aykut isimli Edirne milletvekili yapmış. Şimdi ben bu kitabı kütüphanelerden buldum, aldım. Alsınlar okusunlar. Şeref Aykut. Edirne milletvekili yazıyor. Tamam, Şeref Aykut yazmışsa bizi bağlar mı bu? Ya da Atatürk'ü bağlar mı onun ne söylediği? Hayır efendim, 1936 yılında ileriye sürülen bir fikirdir bu. Yani bir takım kimseler... Ya bir takım fikirleri ama ortaya efendim, koyması... Bir takım kimseler o yıllarda Kemalizmi bir din olarak ortaya koymak istediler. Yanlış olan birileri odur. Birileri istemiş olabilir. İşte biz de onu koyduk. Ama bu Mustafa Kemal Atatürk'ü bağlamaz. Değil mi? Sadece zarar verir. Bilmiyorum. Hayır, haksız mıyım? Evet. Haksız mıyım? Şimdi ben de desem ki Yavuz Bülent Bakiler, aman Allah'ım ne kadar güzel fikirleri var. Ne yüce bir insan. Yavuz Bülent Bakilerizm, bu böyle bir dindir. Haydi peşinden gidelim desem. Siz bana demez misiniz? Kızım sen delirdin mi? Oturduğun yerde. Elbette kendine gel dersiniz. Yani bu sizi hiç bağlamaz. Elbette izahtan. Ya böyle söylersiniz. Ben de bu adamlara oturun oturduğunuz yerde. Kemalizm bir din değildir diyorum. O ayrı tabii ki. Peki. Dediğim gibi Atatürk'ün tam böyle ortasında olduğu ve din anlayışı üzerine bir program yapmak şart oldu. Yapamazsınız hanımefendi. Niye? Yapamazsınız, mümkün değildir. Kıyametler kopar. Çünkü kimse Atatürk'ü okumuyor, bilmiyor. Sokaklarda Mustafa Kemal'in Atatürk askerleriyiz diye bağırmak çok kolay. Konumuz bu muydu? Konumuz bu değildi fakat öyle bir noktaya geldi ki. Ama zaten son dakikalarda geldi enteresan bir şekilde. Maillerle de. Mailler coştu, tweetler coştu. Peki biz böyle bir program yapsak, evet, siz gelir misiniz? Gelmek istemem, biliyorum. Gelmek istemezseniz yapamayız yani tabii o zaman. Yani korkumdan değil. Yani? Lüzumsuz yere bir münakaşanın ortaya çıkmasında doğrusu istemiyorum. Ama millet okusun, görsün.